şey olmazsa sohbet veya ilin sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişim. Sormak istediğiniz hususlar olursa memnuniyetle bizler de elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışırız. Hatta ihtiyaç olursa zaman zaman daire müdürü arkadaşlarımızı da çağırıp Balıkesir'le ilgili bilgilendirme yapabiliriz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii bazı hususlar bizde yeni sayılmıyor. 9 ay bitti. Ama basınla ilgili bizim düşüncemiz her şeyden önce basın demokrasinin 4. gücü. İlimiz açısından da basın bizim gerek bizim gerekse halkımızın sağlıklı ve doğru kısa sürede bilgilenmesi açısından çok önemli fonksiyon icra ettiğini düşünüyoruz. Mesela her sabah yerel basın gazeteler benim önüme gelir. Ayrıca da kamuyla ilgili köşe yazısı haberler ayrıca dosya yapılır. Bu dosyalar bizzat tarafından incelendikten sonra ilgili daire müdürüne, ilgili vali yardımcısı arkadaşımıza gönderilir. O hususla ilgili ister bir fakir vatandaşın dramı olsun, isterse bir çevre olsun, isterse bir yolsuzluk ihbarı olsun, bilin ki muhakkak işlem yapılır. Ama bizim tarzımızda ya arayıp niye böyle yazdınız deme tarzımız yok. Fark etmişsinizdir. Ama şu var, bizim daha çok beklediğimiz tabii ki idare hukuk çerçevesinde hareket etmek zorunda. Bizim yıllarca idarecilik anlayışımız önce hukuk sonra vicdan şeklinde oldu. Ancak tabii ki yaşıyorsunuz, biliyorsunuz ki bazen bilmeden de yanlışlıkla da hukuk dışına çıkıldığında biz tabii ki düzeltiyoruz. Yani temel felsefemiz hukuk ve vicdan çerçevesinde Balıkesir'e hizmet etmek. Bu hizmette de temel asıl vatandaş memnuniyeti. Bu kapsamda özellikle kamuyu rahatsız edecek, Balıkesir'in itibarını zedeleyecek hususlar olursa isterim sizden beklentimiz bir telefon edip ya böyle bir haber var, bu hususta da sizin de görüşünüzü yazmak istiyoruz demeniz herhalde gazeteciliğin de prensiplerinden biri. Diğer konuyu yazarsınız yazmazsınız aynı ayrı mesele ama böyle bir iddia var, ancak valilikte böyle bir açıklama yapıyor. Herhalde bilgilenme açısından, halkımız açısından da bence doğru bir gazetecilik. Bizim sizlerden beklediğimiz budur. Tabii ki idare olarak bir şeffaflıktan yanayız. Yani bizim gizli hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ne gizli bir işlemimiz, ne de düşüncemiz. Temel felsefe bu şehrin her açıdan kalkınmasını sağlama. Bu sadece valiliğin gayretiyle, çabasıyla olmaz. Tüm yerel dinamikler, valisiyle, belediye başkanıyla, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla, hatta vatandaşla beraber ortak akıl oluşturma ve beraber hareket etmekle mümkündür. Tabii ki tek seslilik kötü bir şeydir arkadaşlar, nerede olursa olsun. Farklı görüş, farklı düşünce gelişimi sağlar, kalkınmayı sağlayacağına inanıyorum. Bizler için önemlisiniz, bunu laf icabı demiyorum. Yani tüm demokrasilerde bu, insan haklarının korunması açısından, vatandaşın teminatı açısından doğru bilgilendirme, idarenin belki denetimi bakın bu noktada, önemli bir fonksiyon icra ettiğinizi düşünüyoruz. Yerellik diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Yerel bir gazete dediğiniz yerde yazdığınızda dünyanın öbür ucundan bu işler öğreniliyor. Benim özellikle sizden beklentim, ricam demiyorum, beklentim. Balıkesir'in imajıyla ilgili hususlarda biraz daha dikkatli olmak, biraz daha böyle görüş alışverişinde bulunmalı. Ben Balıkesir'imiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? Balıkesir bir dönüm noktasında, dönemeçte arkadaşlar. Balıkesir önümüzdeki süreçte farklı bir kulvarda olacak. Yani Balıkesir küçük bir il değil. Balıkesir tarımda, sanayi, tarımda, hayvancılıkta zaten çok iyi nokta. Bu sanayide de böyle olacak. Ve daha önemlisi Balıkesir'in geleceği turizmdedir. Dünyanın her yerinde insanlar nefes alabilecek yerler alıyor. Tatilini, hatta ömrünün son dönemini güzel yerlerde geçirmek istiyor. Bu kapsamda Balıkesir en avantajlı iller açısından. Doğasıyla, deniziyle, kaplıcalarıyla. Bu süreçte yakında göreceksiniz ki ciddi uluslararası kuruluşlar Balıkesir'de bu tür müesseseler hayata geçirecek. Ben
hep beraber inşallah Balıkesir'in çok daha iyi noktaya gelmesi, daha yaşanabilir şehir olması, halkımızın gerek huzurunda gerekse refahında hep beraber çalışarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonra da periyodik olarak arkadaşlar ayarlar, 2 ayda bir, 3 ayda bir bir araya gelip fikir teatisi yapma fırsatı bulacağız. Sizlerin hangi konuda olursa olsun soracaklarınız veya sadece sorma değil, sadece basın halkı bilgilendirmiyor, biz de doğru bilgileniyoruz. Çünkü halkın içindesiniz, halkın sıkıntılarını yerinde görüyorsunuz, yakından görüyorsunuz. Özellikle bu tür aktarmalarda inanın çok mutlu oluyoruz. Çünkü devlet, sosyal devlet, her türlü imkanı var ama öyle vatandaşlarımız var ki ulaşamıyor yani, bize ulaşamıyor, ilgili kamu dairesine ulaşamıyor. Burada en güzel aracı yine sizler oluyorsunuz. O açıdan da teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Sayın Valim, öncelikle teşekkür ediyoruz. Sizleri de bir araya topladınız. Bu malum İstanbul'da Gezi Parkı olayları oldu ve arkasından Balıkesir'de de bazı olaylar oldu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk sorum bu. İkincisi de bu olaylar olduğu esnada CHP milletvekilimiz Namık Bey galiba sizinle bir telefon konuşması yaptı yürüyüşle alakalı olarak. Ardından da orada istenmeyen görüntüler de oluştu. Bu görüşmede tam olarak ne görüşüldü, ne konuşuldu? O konuda bir bilgi alabilir miyiz? Evet, tabii her şeyden önce bu süreçte arkadaşlar halkımızın huzur ve güvenliğe ihtiyacı var. Önemli bir süreç yaşıyoruz. PKK terör örgütünün silahlı mücadelesinin sonlandırılmasına yönelik ülkemiz şu anda içinde olduğu bir önemli süreç yaşıyor. Bu kapsamda malumunuzdur ki bu ülkenin kalkınmasını, huzurunu istemeyen, özellikle gerçekten tabir kullanmak çok hoşuma gitmiyor ama dış güçler boş durmuyor. Ve her fırsatta bu ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda inşallah yeniden ülkemizin her yerinde, büyük şehirlerimizde tekrar huzur sağlanacak. Tabii bu doğrultuda özellikle çevre duyarlılığı olan vatandaşlarımızın da bir tepkisi oldu. Tabii ki özellikle basın açıklamaları ve mitingler demokrasilerde halkın temel haklarından biri. Malumunuz yaşıyorsunuz, bu olaylardan önce de Balıkesir'de ortalama haftada 2 basın açıklaması yapılır. Ancak katılanların sayısı 15, en fazla 30, 50, 100'ü geçmediği için çok insan bilmez. Özellikle sürekli basın açıklaması yapmayı alışkanlık haline getirmiş, özellikle marjinal gruplara bir fırsat doğdu. Tabii ki iyi niyetli vatandaşlarımızın da bir heyecanıyla beraber o topluluklar oluştu. Tabii ben Balıkesir halkımıza teşekkür ediyorum. Dikkat ederseniz bu tür mitingler, yürüyüşler olan iller içerisinde en az sıkıntıyla atlatan Balıkesir olmuştu. O günkü olayda tabii yaklaşık 3000 kişilik bir topluluk vardı. Önünde bazı milletvekillerimiz vardı. Sivil toplum örgütü temsilcilerimiz vardı. Ben tabii şeyden seyrediyorum, MOBASE'den olayları takip ediyorum. Birçok iyi niyetli vatandaşımız olmasına rağmen o gruplar içerisinde marjinal gruplar vardı. Yani örgüt niteliğinde dediğimiz gruplar vardı. Ama birçok vatandaşımız bunun farkında değildi. Eline Türk bayrağını almış teyzem oturmuş ama yanımdaki genç marjinal bir örgütün mensubu. Bu şekilde biz tabii sayın vekilimizden olayın bu şekilde olduğunu, provokasyonun olabileceğini, mümkünse o güzergahı kullanmamalarını, bu hususta yardımlarını istedik. Yine aynı partinin başkanıyla ben görüştüm. Ancak vekilimiz topluluğu durduramayacağını ve o yerden yürümek istediklerini bildirdi. Biz o yeri açtık. Ancak düşündüğümüz gibi oldu. Amaç oradan yürümek değil, bir parti binasına yönelik bir hareketti. Tabii ki daha sonra sayın vekilimiz de oradan ayrılmak zorunda kaldı. Onun için tabii ki mümkün olduğu kadar polisimiz gerçekten sağduyulu davrandı, sabırla davrandı. Ancak ben daha çok halkımızın metanetini, yaklaşımını gerçekten
takdir ediyorum. Balıkesir halkına teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede eylemin, katıldığı eylemlerin içerisinde marjinal grupların olduğunu fark etti. Amacın sadece doğa ve yeşil olmadığını fark etti. Bu açıdan da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Balıkesir yine her zamanki gibi en huzurlu, en yaşanabilir şehirlerimizden biri olmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Sayın Valim, şu an durum nedir? Zaman zaman yine akşamları toplanıyor ama. Evet, şöyle arkadaşlar, demokrasilerde dediğim gibi toplantı, gösteri, yürüyüşü, insanların düşüncelerini açıklama özgürlüğü var. Ve bunu da kanunlar koruyor. Bizde de Balıkesir'de geçmişte olduğu gibi bundan sonra da insanlar kırmadan, dökmeden, çevresine zarar vermeden yine yürüyüş ve basın açıklamaları yapacak. Bundan sonra da yapacak. Ancak şu bilinmeli ki özgürlükler sınırsız değil. Her özgürlük bir başkasının özgürlük sınırında biter. O sınırı tanımıyorsa bu artık demokratik bir hakkın kullanımı değil. Buna anarşi diyebilirsiniz, hakkın suistimali diyebilirsiniz. Tabii ki devlet olarak, vali olarak, emniyet güçleri olarak bizim vazifemiz halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Yani siz veya kişiler camları kırarak, otobüs duraklarını yakarak ben hak kullanıyorum, hak arıyorum deme kimse lüksüne sahip değildir. Bu doğru da değildir. Düşünün, oradaki otobüslerin, oradaki polis araçlarının, kaldırımların parasını kim ödüyor arkadaşlar? Gariban vatandaşlar ödüyor, halkımız ödüyor. Halka zarar vererek doğa korunabilir mi? Lütfen insanlarımız bunları düşünsün. Oyuna gelmememiz lazım. Ama yasalar çerçevesinde her grubun, her derneğin, her sivil toplum örgütünün miting yapma, tabii ki güzergahları bellidir, basın açıklaması yapma özgürlüğüne sahiptir. Bize dilekçe veriyorlar normalde. Şurada basın açıklaması yapmak istiyoruz diyorlar. Biz evet diyoruz ve yapıyorlar. İnşallah bundan sonra da yasal çerçevede insanlara zarar vermeden, rahatsız etmeden bu tür açıklamaların yapılmasının bizler açısından hiçbir mahsuru yok. Ancak hele halkımızı karşı karşıya getirmek isteyen ölücü örgütlerin, bu ülke üzerinde oyun oynamak isteyenlerin temel amacı buydu zaten. Yıllardan beri halkımızı hangi sahipli olursa olsun karşı karşıya getirebilir miyiz? Burada herkese iş düşüyor. Özellikle sizlere en büyük iş düşüyor. Sizler olayları çıplaklığıyla, çünkü siz burada yaşıyorsunuz, çocuklarınız da burada yaşayacak. Balıkesir'in düzeni bozulduğunda, huzuru bozulduğunda herkes zarar görecek. Ve biz buna da kimseye fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. Zaman zaman polisin sert müdahalesinden bahsediliyor. Bakın ben toplumsal olaylarda, belki bunu tarzım değildir ama söylemeden geçemeyeceğim. Toplumsal olaylarda en çok tecrübesi olan valilerden biri benim. Yüzlerce toplumsal olayı yönettim. 70 bin, 80 binlik kalabalıkların kontrolsüz hareketlerini yönettim. Toplumsal olaylarda en hafif müdahale şekli, tabii ki uyarıyorsunuz, barikatlar kuruyorsunuz, suyla müdahale ediyorsunuz. İkinci hafif şekli gazla müdahale edilir. Hani gaza bir tepki var, slogan oldu. Gaz, mitinge katılan, harekete katılan vatandaşlarla polisin karşı karşıya gelmesini engellemek için son çaredir. Gaz etkili olmazsa polis bizzat jopla devreye giriyor. Ve o zaman göstericiler zarar görüyor. Gaz müdahalesi en hafif müdahalelerden biridir. Birincisi suyla müdahaledir, ikincisi gazla müdahaledir. Bu açıdan bunu çok fazla gündeme getirmek, belki bilmeyerek yapılan bir gündeme getirmek, bizde de mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız ikna edilmeye çalışıldı. Bakın topluluk önündeki kişilerle bizzat ben konuştum. Zaten orada bizim görevlilerimiz var, bizim adımıza toplulukla görüşüyor. Ancak iyi niyetli olmayan bazı marjinal az dosya gruplar, hedefleri belliydi ama amaçlarına ulaşamadılar. Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. O açıdan vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı, biraz daha kendilerini yönlendiren grupların ve kişilerin ne yapmak istediğini düşünmelerinin ben çok daha iyi olacağına inanıyorum.